Osmaniye, hazır mısınız? İyi hazırlanıyor musunuz? Osmaniye'den Cumhur İttifakı olarak farklı ses bekliyoruz. Yozgat, hazır mısınız? Sadece Yozgat'ta değil ha. Aynı zamanda Ankara'daki Yozgatlılardan da ses bekliyorum. Fakat sesiniz çok az geliyor Yozgatlılar. Çok yoğun çalışacaksınız. Hem Yozgat'ta hem Ankara'da. Tamam. Hani ses? Hazır mısınız? Eyvallah. Elazığ ne alemdeyiz? Son Elazığ'daki ziyaretimde Elazığ'ı çok farklı gördüm. Çok güçlü gördüm. Malum o depremden sonra yaptığımız konutlarla Elazığ bir başka güzel olmuş. Öyle mi? Memnun musunuz? Sivas, siz ne alemdesiniz? Yakında Sivas'tayız. Kocaeli, ya grupta da lidersiniz galiba ha? Lidersiniz. Belli oluyor. Biz 2023 hedeflerimizde milletimize ilan ettiğimiz projelerin çoğunu hayata geçirdiğimiz gibi şimdi daha geniş ufuklara, daha büyük vizyonlara doğru yelken açıyoruz. İşte bunun için AK Parti geleceğin partisidir diyoruz. İşte bunun için Cumhur İttifakı bir ilkeler ve mefkureler ittifakıdır diyoruz. Hiçbir ayrım olmaksızın milletimizin her bir ferdinin bu aydınlık gelecekte yeri vardır. Çünkü AK Parti herhangi bir sınıfın, hele hele yıllarca kendini seçkin bir yerde görerek milleti aşağılayan, kerameti kendinden menkul zümrelerin değil, 85 milyonun tamamının hayallerinin ortak paydasıdır. Bugüne kadar hangi partiye oy verirse versin, her bir vatandaşımızı AK Parti'nin tabii bir mensubu olarak sayıyoruz. Değerli kardeşlerim, sadece bugüne kadar kendisini henüz partimizin ve ittifakımızın saflarına katamadığımız, kazanamadığımız için hayıflandıklarımız var. Etnik, dini, kültürel kimlik siyasetiyle ülkemizi eski günlerine döndürmenin, milletimizin bünyesindeki fay hatlarını tetiklemenin peşinde koşanlar, bu birlik, beraberlik, kardeşlik siyasetini asla anlamadı. Anlayamayacak. Biz bu milleti içindeki tüm renkleriyle birlikte kucaklamayı, farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görmeyi, temel hak ve özgürlükleri lütuf değil, asli mükteseb olarak kabul etmeyi sürdüreceğiz. Tarihi tecrübemize ve irfan geleceğimize uygun şekilde İnsanları yaratılışta eş, dinde kardeş görme yaklaşımıyla vatan topraklarının her karışına hizmet vermeye devam edeceğiz. Siyasete başladığımız günden beri vesayet odaklarıyla çarpışa çarpışa yürüdüğümüz bu yoldan milim sapmadan hep daha ileriye gitmenin mücadelesini vereceğiz. AK Parti'nin Türkiye'de milli iradenin üstünlüğü ilkesini
gerçek manada hayata geçirmiş ve daha önemlisi azimle bunu sürdürmüş parti olduğunu kimse inkar edemez. Umudunu millet dışı her oda, her güce, içeride ve dışarıda yaşanan her arzi gelişmeye bağlayanların da milli iradenin tercihlerine saygı duyacağı günleri göreceğine inanıyorum. Türkiye'nin istiklaline ve istikbaline ancak siyaset kurumu bu dönüşümü tümüyle gerçekleştirdiğinde güvenle bakabiliriz. Aksi takdirde iktidarı vesayet güçlerinde arayan faşist zihniyet bitmez. Darbecilerin karşısına dikilmek yerine onlara alkış tutan demokrasi düşmanları bitmez. Terör örgütlerinin temsilcileriyle kapalı kapılar ardında pazarlık yapan muhterisler bitmez. Bay Bay Kemal, niçin HDP'nin genel merkezine değil de parlamentoda gidip bunlarla görüşmeyi yaptı? Acaba o kapalı kapılar arkasında ne görüştüler? Bunları açıklayabildi mi? Hayır. Devletin güvenlik güçlerinin canları pahasına yakalayıp yargısının cezaevine tıktığı teröristleri serbest bırakma sözü veren alçaklar bitmez. Ülkesini yabancılara şikayet eden, yatırım yapmamaları, yaptırım uygulamaları çağrısında bulunan idrak yoksunları bitmez. Daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi biz 21 yılda Türkiye'yi her alanda ileriye götürdük. Ama muhalefeti yerinden zerre miskal kıpırdatamadık. Hatta zihniyet ve kalibre bakımından daha da geriye giden bir muhalefetle karşı karşıyayız. İnşallah 14 Mayıs seçimlerinin en hayırlı neticelerinden biri de ülkemiz muhalefetini bu alacakaranlık kuşağından çıkarmak olacaktır.